Filistinli Müslüman bir kadın Yahudi bir gençle evleniyor. Ama önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kudüs'ün eteklerinde bulunan küçük bir kasabada Layla adında Filistinli bir Müslüman kız yaşıyordu. Layla, karşılaştığı günlük zorluklara rağmen ailesiyle birlikte büyük babasından kalma eski bir evde yaşıyordu. Bölgede devam eden çatışmalara rağmen eski pazarlar her zaman umut ve sevgi doluydu. Günlerden bir gün Daniel isminde Yahudi bir genç Kudüs'teki günlük hayata dair bir rapor hazırlamak için çarşıya gelmişti. İki genç çarşıda karşılaştı ve kısa sürede konuşmaları, kültür, tarih ve hayalleri hakkında derinlemesine bir sohbete dönüştü. Sonraki haftalarda Layla ve Daniel meraklı gözlerden uzak, sessiz yerlerde düzenli olarak buluşmaya başladı. Bu buluşmalar birbirlerini daha derinlemesine tanımaları ve kültürel, dini engelleri aşmaları için bir fırsat. Zamanla Layla, Daniel'e aşık olduğunu fark etti. Daniel de Layla'ya karşı aynı duyguları beslemeye başlamıştı. Fakat Daniel, Layla'ya olan aşkının kendisine toplumda birçok sorun getirebileceğini biliyordu. Layla, ailesinin bu ilişkiyi kolay kolay kabul edemeyeceğinin farkındaydı. Uzun bir düşünceden sonra ilişkileri nedeniyle karşılaşabilecekleri zorluklarla yüzleşmeye karar verdiler. Daniel, cesur bir adım atmak için İslam'ı derinlemesine incelemeye başladı ve onun öğretilerini ve değerlerini anlamaya çalıştı. Daniel, birkaç ay süren çalışma ve tefekkürden sonra İslam'a girdi ve Layla'nın hayatının bir parçası olmaya karar verdi. Ancak bu karar kolay değildi ama ikna olmuştu. Çünkü onunla hayatını paylaşmak istiyordu. Bir gün Daniel Layla'ya kararını anlattı. Layla'nın duyguları mutluluk ve endişe arasındaydı. Bu kararın hayatını dramatik bir şekilde değiştireceğini biliyordu ama bir süre düşündükten sonra onunla birlikte zorluklarla yüzleşmeye hazırdı. Düğünleri basitti ama sevgi ve neşe doluydu. Layla'nın yakın arkadaşları ve ailesi katıldı. Daniel'in kararını destekleyen az sayıda arkadaşı vardı. İkilinin evlilikten sonra karşı karşıya kaldıkları yol kolay değildi. Önlerinde birçok zorluk var ama onların sevgisi ve birbirlerine olan destekleri tüm zorlukların üstesinden gelmeye yetiyordu. Zamanla Daniel, yerel Filistin topluluğunun ayrılmaz bir parçası oldu. Bir tercüman ve gazeteci olarak çalıştı ve anlayış köprüleri kurulmasına katkıda bulundu. Daniel, sevgi ve anlayışla dolu bir hayat yaşamış ve gerçek sevginin tüm sınırları aşabileceğinin canlı bir örneği olmuştur. Bundan sonra Daniel, İslam'ı çok sevdi. Kur'an ve İslam vaizi oldu. Şartları değişti. Değiştiren Allah'a hamdolsun. İslam ne güzel bir dindir. Kanaatimize göre Kur'an-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplarda o kitaba tabi olacaklar için bir din adı konmadığı, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi isimlendirmelerin daha sonra ortaya çıktığı ve bunların o peygamberin tabirlerine sonradan verilen adlar olduğu dikkate alınırsa, doğrusu Allah katında din İslam'dır ifadesinin anlamı daha iyi anlaşılır. Her ne kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dinin kendine özgü hükümleri varsa da, Kur'an'da bu kitabın önceki peygamberlerin getirdiklerini onaylama özelliği üzerinde ısrarla durulması, onların bildiklerinin de temelde İslam dairesi içinde olduğunu, ancak ilahi hikmet gereği bu öğretilerin en mükemmel şekline Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gönderilmesiyle ulaşıldığını gösterir. Şu halde Yüce Allah'ın hoşnutluğunu elde etmenin yegane yolu, onun bildirdiklerine bütünüyle inanmaktır. Buna göre olgudan hareketle ve belirli kesimleri ifade için başka din isimlerinden söz edilebilir. Bilirse de nihai hedef gerçeği arayanların Allah Teala'nın razı olduğu çerçevede buluşmalarıdır ve ilahi bildirimler için geçerli olan bu sürecin insanlığın aklına ve vicdanına yansıması kaçınılmazdır. İslam bilginleri bu anlayışı ümmeti icabet ve ümmeti davet şeklinde kavramlaştırmışlardır. Bunlardan birincisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiklerine bil fiil ve açık biçimde tabi olma iradesini ortaya koyanları, ikincisi ise henüz bu düzeyde olmayan fakat işaret edilen yansıma süreci içinde bulunan potansiyel kitleyi ifade etmektedir. Bu itibarla Musevilik ve İsevilik gibi isimlendirmelere kıyasla bazı batılı yazarların İslamiyeti Muhammedilik şeklinde sınırlayıcı bir adla anmaları isabetli değildir. Zira bu hem gerçeği yansıtmaktan uzaktır hem de söze edilen iletişimi ve kaynaşmayı önleyici niteliktedir. Ayeti nihai hedef açısından bu şekilde anlamak nerede ve ne zaman yaşanmaktadır?
yaşamış olursa olsun Allah'a şirk koşmaktan uzak durabilmiş ve davranışlarına bu inanca uygun biçimde yön verebilmiş herkesin Kur'an'ın telakkisine göre Müslüman olarak nitelenmesi gerektiği teziyle çatışmaz. Gerçekten birçok ayette insanların ahiretteki kurtuluşları konusunda bu ölçütün esas alındığı görülmektedir. Geniş anlamıyla İslam, Müslüman olma hem kalp, hem dil, hem de davranışlarla teslimiyeti ifade eder. Bunlar içinde en önemli ve değerli olan teslimiyet kalple olanıdır. Kur'an'da İslam kelimesinin iman düzeyine ulaşmamış teslimiyeti ifade etmek üzere kullanıldığı da görülür. Kendilerine kitap verilenler ifadesi genellikle ehli kitap tabirinin içeriğine göre anlaşılmıştır. İlim kelimesi ise vahiy ve apaçık deliller şeklinde açıklanmıştır. Ayette Ehli kitabın ancak ilim geldikten sonra ihtilafa düştüğünün ifade edilmesi, kendilerine yeterince açık ilahi bildirim yapıldığı ve bu açıdan hiçbir mazeretleri bulunmadığı halde sırf kendi kusurları sebebiyle çıkar düşüncesi ve beşeri tutkular uğruna ayrılığa düştüklerini ve çatışmaya girdiklerini belirtmek içindir. Aralarındaki hak tanımazlık yüzünden şeklindeki gerekçeden hareketle burada kastedilenlerin Yahudiler veya Hristiyanlar yahut her iki olduğuna dair açıklamalar yapılmıştır. Tarihi bilgilerin ışığında burada ilahi vahye muhatap toplumların vahyin sağladığı aydınlığı değerlendirip barış ve uygarlık yolunda ilerlemek yerine kişisel ihtiraslarla aklı selimi dışlamalarının özellikle çıkar çatışmaları üzerine temellenen dini fırkalara ayrılmalarının eleştirildiği söylenebilir. Bu uyarıya rağmen Kur'an'a inananların aynı hatayı tekrar etmeleri ilahi mesajı beşeriyete en güzel biçimde ulaştırma misyonunu yerine getirebilmelerinde ve medeniyet yarışında layık oldukları yeri almalarında önemli bir engel oluşturmuştur. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.